eğer yaşasaydı 11 kardeş edecektik biz. 7 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldüler. 0 ile 2,5 yaş arasında. 2,5 yaşında bir kardeşim gözlerimin önünde yandılar. E şimdi Allah'ın Bostancı'da köşkü mü var ki? Bostancı'da çocuklar ölmüyor da. Malatya Narguvan ilçesi Gecekondu köyünde çocuklar ölüyor. Bana göre sen yaşadıklarından dolayı Allah'a küsmüşsün. Bunun adı da tam olarak ateistlik mi bilmiyorum. Bence sen Allah'a herkesten fazla inanıyorsun ama hayal kırıklığına uğramışsın. Hiç bu açıdan yaklaştın mı konuya? Bu açıdan yaklaştığım oldu. Düşündüğüm çıkar yol bulamadım. Açık söylüyorum. Keşke olsa diyorum. Keşke olsa da inansam diyorum. Tanrı varsa eğer, varsa eğer beni cehenneme göndereceğini hiç zannetmiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber, bahane, röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu hafta bizler için çok önemli, çok kıymetli bir isim stüdyomuzda konuğumuz olacak. Türk sinemasında gerçekten yer aldığı projelerle, tiyatro sahnesinde, Beyaz Perde'de adını böyle altın harflerle yazdırmış bir isim. Sevgili İlyas Salman bizlerle birlikte. Serttir, aykırı çıkışları vardır ve bazen... Ee, kurduğu cümlelerle toplumu böyle ta ortadan ikiye bölebilir. Ama bakalım aslında İlyas Salman'ın gerçek düşüncelerinde neler var? Aksedilenle gerçeği arasında bir farklılık var mı yok mu? Hayatının arka sokaklarında neler var? Onu bugünkü İlyas Salman noktasına hangi yaşadıkları getirdi? Hep birlikte konuşup göreceğiz. Buyursunlar. E, Malatyalısınız değil mi İlyas Salman? Evet. Kaç kardeşsiniz? Gökay'cığım eğer yaşasaydı On kardeş edecektik biz. Ee, 7 yedi tanesi yoksulluk hastalıklarından öldüler. Sıfır ile iki buçuk yaş arasında. Veremden, oh, oh, oh. kıtlıktan, kramdan, boğmacadan, nezleden, kızamıktan, kızıldan, çiçekten, menenjitten 7 tanesi öldü. Hepsinin en büyüğü ben olduğum için hepsinin ölümünü gördüm. Ah. Oh. Ya bu travmayı anlatmak için hiçbir lisan yetmez diye düşünüyorum açıkçası. Şu anda üç kardeşiz. Birini de üç yıl önce kaybettik. Düştü beyin kanamasından öldü. Yani velhasıl kelam acılar içerisinde geçmiş bir çocukluk yaşadım. Yokluktan kaynak. Ya yani insan kendini çok kötü hisseder diye tahmin ediyorum. Yani ka e kaç yaş fark vardı aranızda? Hani Her olarak... kardeşle ile ölen arasında bir yıl fark vardı ya da yoktu. E biliyorsunuz bizim bizde aile planlaması bilmem ne falan doyurdum, aç bıraktım, okuttum, okutamadım dertleri pek fazla so yargılanmaz, düşünülmez ve çocuk yapılır sürekli. E, ben hepsinin en büyüğüyüm. İşte dediğim gibi üç buçuk yaşındaydım. Dört buçuk dört yaş üç üç buçuk yaşındaydım ee, iki buçuk yaşında bir kardeşim gözlerimin önünde yandılar. Ne diyorsun abi? Evet. Ee, Malatya'nın Ektir köyünde oturuyoruz. Evet. Annem dışarıda bir metre kar var. Annem kapının arkasına bir taş dayamış. Biz dışarı çıkıp üşümeyelim diye kardeşimle birlikte. Ve teneke sobanın üzerine bir tencere ki bizim orada kuşkana derler tencereye. Kuşkana su koymuş ve içine 2-3 tane patates koymuş. Haşlansın da çocuklarımıza yemek yapayım diye. Kendisi de suya gitmiş. Köyde de su 500-100 metre, 1 kilometre falan civarında bu uzaklıkta yolda. O e, kardeşim bizde 0 yaşından başlayıp 7 yaşına kadar erkek çocuklarına da fistan giydirirler. O, o sobaya yanaşmış, eteği tutuşmuş, yanıyor. Gözümün önünde düşünemiyorum ki üstüne bir şey örtüp söndüreyim diye. Duvarları yumrukluyorum, kardeşim yanıyor. İlyas yanıyor diyor. Onun adı İlyas'tı aslında. Benim adım Sadık'tı. O yandı. Daha doğrusu annem yetiştiğinde ölmek üzereydi. Kasaba yoluna çıkardılar, yolda can verdi. Ondan sonra onun adını bana verdiler. Onun dışında dediğim gibi 15 yaşına geldiğimde 17 kardeşimi kaybetmiştim ben. Acılar içerisinde geçip gittiler dünyamızdan kardeşinin gözünün önünde yanı yanması ve böyle trajik bir ölüme gözünün önünde şahit oluyor olman korkunç bir travma çocuk yaşımda. Altından kalkamayacağım bir travma olduğu için her 15-20 günde bir bir yangın rüyası görürüm. Biri yanıyor olur ve gücüm yetmez söndüremem. Anlatamam o trajediyi. Hiçbir zaman dillendiremedim. Zaten hiçbir dil anlatmaya yetmez. Peki hep senin açından yaklaşıyoruz konuya ama anne baba o travmayı nasıl atlattı? Ya yani atlatmışım Bak ölümün şeyi yok. Hani hepsi can. Allah gani gani rahmet eylesin. Hı, -hı. Ama hani bunların içindeki en herhalde aileye böyle yarım veren, damga vuran, en trajik olan, belki en çok konuşulan, belki en unutulmayan. Yanarak can vermek. Evet kesinlikle öyle. Anne baba nasıl atlattı peki bu durumu? Atlattıkları söylenemez. Yani ikisini de ben 80'li yaşlarda kaybettim. Ee, annem bir dakika gülüyorsa 10 dakika ağlıyordu. Babam öyle. Hiçbir zaman kardeşlerimi unutmadılar, unutamadılar. Hele o yangını hiç unutamadılar açıkçası. Ee, o acıyla birlikte yaşadılar. O acıyla birlikte dünyamızı terk ettiler. Elveda dünya ve merhaba kainat dediler ve gittiler. Kendini o vicdan azabı ya da kendini suçlu hissetmek noktasında e, çok yaralamış ve hırpalamış olabilir misin? Çok yaraladım, çok hırpaladım. Hatta Ahmet Arif'in bir şiiri vardır. E, hasta çocukla ilgili, yoksul hasta çocuklarla ilgili. O şiiri ben ezberlemiştim. Her çıktığımda okurdum, kardeşlerimi anarak okurdum o şiiri. Ve istersen o şiiri okuyayım. Sıkmazsam eğer. Dağlarının, dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol gider dolana dolana. Bir hastan var, durumutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytu da başak, memesinin memesinin altında bir sancı, bir kayın bıçak. Ölüm mü fukara ölümü? Geldim geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü, ya da seher mahmurlukta. Bakarsın olmuş olacak. Bir hastan var, umutsuz. Hasreti uykularda, hasreti soğuk sularda, gayrı iki korku çiçeğidir gözleri, iki mavi, kocaman korku çiçeği, açar derin kuyularda. Dağlarının dağlarının ardı korkunçtur Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüzlermez topal öküze Ve almaz koyununa kara sabanı Sepetçi olun bir kömürçisidir. Mavzer değil kürek tutan rufalı nazif Mal haraç mezattır Can pazar pazar Kırmızı ak ve esmer Yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin Sahibidir bu Kör nafaka uğruna Haldan düşmüş müşteb gezer Dağlarının dağlarının ardına nasıl anlatsam Ağaçsız kuşsuz gölgesiz Çırıl çıplak vay kurban, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Yiğitlik, sen cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir cennet yapabilmek için seni. Yoksul ve namuslu halka, bu doğru hikaye Tolkara Sevda. Seni sevmek felsefedir kusursuz, imandır korkunç sabırlı. Yürür kurşunun ramına, yürür pervasız ve güzel, akan suları çevirir, sıra dağları devirir, alır yetimin hakkını, buyurur kitabınca. Gün ola devran döne umut yetişe, dağlarının dağlarının ardında ölü yoksulluklar, hasretler, bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız, sıkıysa yağmasın yağmur, sıkıysa uykudan uyanmasın da bu yürek ne güne vurur. Kaçar damarlarından karanlık, kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan, hem de mutlulukla sunar. Beynimizin ışığında yer altı. Her mevsim daha genç, daha verimli, sunar pırıl pırıl sevil, ömrünün en güzel aşk sardığını, elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar, bire on, bire yüz de akşama gebe, şafakla doğan iş gücü, yalanım yok, sözüm insan sözüdür. Ol kitapta böylece yazıldır, ol sevda böyledir çünkü. Bravo. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Nurlar içinde yatsınlar. Peki e, demecini verdiğin için bu konuya geleceğim. E, Allah'a olan inancını o yaşlarda mı sorgulamaya başladın ve sonrasında da kaybettin? Ondan sonra sorgulamaya başladım, evet. Yani herkes mesela bunu e, çoğu zaman bu hikayeyi ben de bilmiyordum. Hep politik görüşü adadılar bu konuyu asla. Hani siyasi konjonktür ve e, muhalif duruş, muhalif İlyas Salman vesaire e, ve dolayısıyla da ateizm açıklaması, Allah'ı tanımama, siyasi görüş noktasında muhalif kimliğinle örtüştürüldü. Oysaki anlıyorum ki gözünün önünde bu yaşadıkların zannediyorum ki seni. Evet şöyle söyleyebilirim Gökaycığım, ee, ben benim köyümde doğan çocukların yüzde 27'si kendi yaptığım araştırma yüzde 27'si sıfır ile iki buçuk yaş arasında ölüyor 1980'lere kadar. Çünkü o zamana kadar köyümde sağlık ocağı hizmeti yok. Ee, veremden, kıtlıktan, kramdan, boğmacadan, nezleden ölüyorlar. Ben şimdi 78 yılından bu yana Bostancı'da oturuyorum. Bostancı'da Sıfır ile iki buçuk yaş arası iki çocuk ölmüş. Biri annesinin kucağında minibüsün altında kalmış. Vefat etmiş. Anne ve evet, çocuk. Biri de prematüre doğmuş, erken doğum. Ölüm ondan sonra gerçekleşmiş. E şimdi Allah'ın Bostancı'da köşkü mü var ki? Bostancı'da çocuklar ölmüyor da. Malatya Narguvan ilçesi Gecekondu Köyü'nde çocuklar ölüyor. Beni yaşadıklarım... Tanrı tanıması hale getirdi. Ama ben şunu söylüyorum. Benim annem babam... inanan insanlardı. Hı -hı. Hem de çok inanırlardı. Ee, onların inançlarına hiçbir zaman... saygısızlık etmedim. Karşı çıkmadım. Şu gün de inanan hiç kimseye saygısızlık etmiyorum. Ama onlar da bana inancımı... inancım yolunda özgürlük tanısınlar diye düşünüyorum. Peki İlyas abi şunu söyleyeceğim. E hep hiç şundan endişe etmiyor musun? Ya da bunun korkusu, tedirginliği olmaz mı? Yayın öncesi seninle yaptığımız konuşmada ne dedin? E, torunlarım var ve şu an Ege'deler, tatildeler. Burnumun direği sızlıyor, çok korkuyorum, çok özlüyorum dedin. Bir gün Allah korusun. Onlarla ilgili bir sıkıntı yaşarsan... Allah... Allah'a dua etmek ya da Allah'a sığınmak, ondan yardım istemek, yine çözümlerinden bir tanesi, çarelerinden bir tanesi olmaz mı? Bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Olabilir, olabilir. yani Çünkü benim indimde de başkaların bata başka ateistlerin indimde de kesin Tanrının olmadığını ispatlayan bir şey yok. Olda Olduğu, olduğunu da ispatlayan bir şey yok ateizm açısından düşünecek olursa. Seninki mi? tam olarak ateistlik mi yoksa kuşku e, Allah'u Allah Teala'ya olan, hayır ben kuşku olduğunu bile düşünmüyorum aslına bakacak olursam. Ve gel burada, burada bunu biraz daha yüksek sesle konuşalım. Ben şu an konuştuğum e, İlyas Salman'da benim Allah'u Teala'ya bir kırgınlığı ve küslüğü olduğunu düşünüyorum sen Allah'ın ispatı ya da varlığının kanıtı vesaire noktasında bir bilimsel araştırma ya da işte uhrevi ruhani bir araştırma içerisinde misin bilmiyorum ama bana göre sen yaşadıklarından dolayı Allah'a küsmüşsün. Bunun adı da tam olarak ateistlik mi bilmiyorum. Bence sen Allah'a herkesten fazla inanıyorsun ama hayal kırıklığına uğramışsın. Hiç bu açıdan yaklaştın mı konuya? Bu açıdan yaklaştığım oldu. Düşündüğüm çıkar yol bulamadım açık söylüyorum. Ya varsa ve keşke olsa diye düşündüğüm oldu. Keşke cennet Bir şey mesela net bir ateistten böyle bir cümle duymayız İlyas abi. O evet. yüzden. Evet. Hani e, o yüzden bildiğim kadarıyla ölüm öl, bir ölüm korkun var. Evet. O da yine o çocukluk yıllarının mirası. Kesinlikle öyle onun mirası. E peki e, Bedeni toprağa verdikten ruhu da e, ben Allahü Teala'ya diyeceğim, sen kainat diyeceksin. Evet. Gittikten sonra ya Allah'ın varlığıyla net bir şekilde karşılaşırsan, o zaman o zaman Tanrı'dan özür dilerim. Ne diyebilirim ki? İnanan insanlardan özür dilerim. İnanıp da öbür dünyaya gelmiş olan insanlardan özür dilerim. Çünkü benim Tanrı varsa eğer varsa eğer beni cehenneme göndereceğini hiç zannetmiyorum. Ben direkt cennetlik bir kulum çünkü kimseyi aldatmadım. Kimseye bile bile yalan söylemedim. Kimseye acı çektirmedim. Çocuklarım da bilirler beni, eşim de bilirler ki Kars'ta bir kedinin öldüğünü duysam İstanbul'da yaz tutan birini arıyorsanız benim adresi bulursunuz. O kadar pırpır pır yürekli bir adamım ki keşke olsa diyorum, keşke olsa da inansam diyorum. Peki yaşadığın hayatındaki mutluluğu, mutlu olduğun anlar ya da mutlulukların torunlarını kucağına aldığın zaman, evlat sahibi olduğun zaman evet. bunların kaynağı peki ne? Bunları sana mesela diyelim ki küstün. Barışmak için de çok hatır sayılır sebepleri yok mu? var. Evet biliyorum. Barışmak için de nedenlerim var ama küsmek için duyduğum nedenler çok daha ağır basıyor açıkçası. Enteresan. Ee, dediğim gibi bizim masamızda yani e, inançlar, görüşler, bunlar şeyi savunuyorum. İnançların hiçbirine saygısızlık etmedim, etmem. Onlar da benim inanmayışıma ya da kuşkuma saygısızlık etmesinler. Saygı duysunlar. Çünkü... hangimizin gerçekten cennete ya da cehenneme gideceği konusunda hiçbirimizin kesin bir... kesinleşmiş bir dünya görüşü yok. E zaten bunu net bir şekilde dile getirmek de günah. Ben yani... E, hiçbir zaman şöyle bir şey iddia edemem. Ben cennete gideceğim ya da ben... cehennemliyim. Yani insanın kapalı kapılar ardında... Allah Allahü Allah Teala ile baş başa kaldığında e, neler yaptığını gizli kapaklı ne e, hayatlara dokunduğunu nasıl ibadetler ettiğini kimse bilemez. Ya da nasıl tam aksinde günahkar olduğunu da kimse bilemez. E, bana göre hepimiz bir sınavdayız. Pek çok insanın da düşüncesi gibi. O gün geldiğinde göreceğiz ne olduğunu. Evet ben de göreceğim. Onun için. Diyorum ki hiç kimse Tanrı'nın yerine iş yapmasın kardeşim. Çünkü dört dinin dördünü de okumaya çalıştım elimden geldiğince. Kur'an'ı da okumaya çalıştım. Eee Elmalılı Hı? Hamdi Yazır'dan okudum. Atatürk'ün çevirdiği çevirmen. Ne hissettin peki Kur'an-ı Kerim okuduğunda ilk olarak? Ya insanın bir kere bozulmadan yaşaması gerektiğini hissettim. Dine eğer gerçekten inanırsan. Ama sen inanan bir insan olarak dünyaya geldin. Sonradan peki kendini bu anlamda az önce söylediğin şeyle çelişmiş hissetmiyor musun? Yok hiç çelişmiş hissetmiyorum kendimi. Diyorum ki Afrika'da, Ruanda'da Tutsilerin, Hutuların ömür ortalaması 40. Suudi Arabistan'da 62. Ki Hz. Muhammed 62 yaşında mı 61 yaşında mı ne vefat etti. Türkiye'de 65-66, İsviçre'de 84-85, İzlanda'da 87. Allah'ın İzlanda'da köşkü mü var? Çünkü paraya ne kadar yakınsan doktora da Allah'a da o kadar yakınsın. Benim köylerimde doğan ve ölen çocukların sayısını irdeleyip araştırdığın zaman göreceksin ki doktora bulaşmış insan bulaşmış insanların yaşama şansı çok daha fazla. Fakir bir ailede gelip bu kadar çile ve yoksulluk çekmemiş olsaydın Tanrı tanımaz bir noktaya gelmez miydin? Onu hiç sormadım kendime. Belki de Tanrı'ya en çok inanan insanlardan biri olurdum. Bunu ben bilemem. Neden ben fakir dünyaya geldim ya da neden ben fakir bir ailede dünyaya geldim ya da neden biz parayı bulamadık? Hep bunu mu? sorguladın ve bu düşüncemi seni o noktaya getirdi. Yo, ben para konusunda hiçbir zaman hayır ayakta ve hayatta kalım kalmaya yetecek kadar paradan bahsediyor. Evet. Ha. Ayakta ve hayatta kalmaya yetecek parayı ben konservatuvar sonrası edindim. Ben Ankara Devlet Konservatuvarında yatılı okudum. Sonra politik nedenlerden dolayı orta son sınıfta atıldım. O zaman da vardı yani içinde siyasi şeyler, fırtınalar. Tabii ben devrimci mücadele içerisinde büyüdüm neredeyse. Yani Marksist ideolojiyle tanıştım çok küçük yaşlarda. Üç buçuk yaşında okuma yazma öğrendim. Salman diye bir amcam vardı. Adı Salman, soyadı Salman, Salman. Salman. Bizim sülalenin bütün kız ve erkek çocuklarının etrafına topladığı, kendisi askerde Ali Okulu'nda okuma yazma öğrenmiş. O zamanlar askerlik 4 seneymiş ve Alioğlu Okulu diye bir okul varmış askerlikte. E, ümmi olan vatandaşlara, ümmi gelen askerlere 29 harf öğretilirmiş, ondan sonra mektup yazması öğretilirmiş. Aileleriyle haberleşsin diye. Onun için amcam bizi oturttu Seki'ye. Kız erkek ayırmaksızın. Çünkü ben Türkmen Alevis kökenli bir ailenin çocuğuyum. Bizde kız erkek ayırmaksızın okuma yazma öğretirler bir kere. 7,5 üç buçuk yaşına geldi mi, 4 yaşına geldi mi? 29 harfi öğrenmiş olur ve Hazreti Ali'nin cenk kitaplarını okumuş olur. Kan Kalesi, Hayber Kalesi, Kahkaha Sultan, zal olur Rüstem, Battalı Gazi Destan, bilmem ne filan. Derken onu şeyler takip eder. Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, Tonguçlar takip eder. Zekeriya Serteller takip eder. Ondan sonra devamlı Dostoyevski'ler, Tolstoy'lar, Ehrenburg'lar gelir. Sonra Marx, Engels, Lenin, Stalin gelir. Yani şey diyor şair diyor ki, evirip çevirmeyi, göze girmeyi filan falan bırakıp okuman lazım evlat. Kültür dediğin şeyin karabet ustanın odununa benzemez suratı. O ne şapıtlarla çiğnenen bir sakız ne de vatan yahut Silisre'de Abdullah Çavuş'un tiradıdır. O şaha kalkmış bir kavga atı kalın kabzalı bir savaş kılıcıdır. O atı atlayacak yürek, o kabzaya bilek gerek diyor. Yani şimdi ümmi yaşamak kadar kötü bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Cahil yaşamak kadar. Hani bir ozanımız şey der, cahil ile sohbet etme, her sözü başın incitir. Onun için ben çocukluğumda Malatya'da iki yaşına kadar Malat Arguvan'da köyde okudum ben. O da bizim köyde okul yoktu. 8-10 kilometre ileride başka başka bir köye gittim. Ondan sonra öğretmenim söylemiş, taşındık Malatya'ya geldik. Ben Malatya'da okurken ilkokul, ortaokul, liseyi okudum. Yolda giderken hiç havaya bakmazdım, etrafa bakmazdım, yere bakardım hep. Geçtiğim mahallelerin, semtlerin, kadınları, kızları derlermiş ki çok çirkin olduğu için yere bakıyor, insanlara bakmıyor derlermiş. Halbuki ben yerde okuyacak kağıt parçaları arıyorum. Ona bakıyorum. Okumadığım şey bana küsüyor. Açık söylemek lazım. Gerçekten o dönem böyle bir şeyin var mıydı? Kompleks gibi. Ya da yok. ben çirkin miyim, ben yakışıklı mıyım, ben yakışıklı değil miyim, ben niye, niye, niye falan diye. Yok, hiç. Hani ateş yok. olmayan yerden duman çıkmaz ya, onu insanın. Böyle söylentiler çıktıysa. Yani, yani söylentiler çıktı da ben aldırmadım açık ha. söylüyorum. Yani çok aydınlık yürekli bir adamım ben. E, kuşkularla yaşamam. Niçinlerle yaşamam. Keşkelerle yaşamam. Ben kendimi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olarak görüyorum açık söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yürü, böyle sonra. Evet. Peki.